Romanını da okudum. Nasıl? Bari etkili mi? Korku dolu. İnsan tesirinde kalıyor. Fakat başından geçen olayı aynen yazmışsın. Daha iyi ya. Gerçeğe uygun değil mi? Bilmem. Babacığım, bu tür romanlar yerine aşk hikayeleri seçmelisin. Seni anlıyorum kızım. Fakat rahat yaşamımızı bu yönden kazanıyoruz. Çok şükür demek lazım. Arkadaşım gelmiş. Şahindir, bizim Şahin. Nasıl anlayabiliyorsun? Biz bu saçları değirmende ağırtmadık kızım. Hey gidi gençlik, hey! Hiç rahat yok mu bana şu yalancı dünyada? Kimin ne hakkı var ki karışır hayatıma? Hesap soramaz bana kim çıkarsa karşıma. Kimin ne hakkı var ki karışır hayatıma? Sen şekerim ama fazla bir şey istemedim ki. Hep benden beklemen doğru değil Zuhal. İnsanlar yükü denk bir şekilde taşımalı. Şadırvanda gelinlik giymek tek arzum. Düğün masraflarına giremem. Bunu defalarca söyledim sana. Bakın arkadaşlar, meselenin üzerine kesin kararlarla gitmek size bir şey kazandırmaz. Bazı zorlamalardan fedakarlık etmelisiniz. Bunu anlatamıyorum işte. Diğer masraflarından kısarsın olur. Hiçbir illetim yok çok şükür. Maça dahi gitmem.
Meselemiz... Ne güzel, o halde? Düğün yerine 3-5 gün balayı daha iyi bence. Tabii ya. İyi diyorsun Aysel'cim ama... Lütfen bu ikiliği bozmamalısınız. Şahin sana anlayış gösteriyor. Sen de biraz anlayışlı ol canım. Anlaştık o halde. Sizi baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın. Gitmem lazım. Seni seviyorum Şahin. Beni anlıyorsun değil mi? Fedakarlıklara katlandığımız sürece sevgimizi yaşatırız. Neden korkuyorsun Ayşe? Sen miydin? Hay Allah! Nedir bu halin sevgilim? Hiç, hiçbir şey. Aslında... Doktora gitmedin anlaşılan. Hadi birlikte gidiyoruz. Gittim canım. Önemli değilmiş. Bırak şimdi beni. Sen günlerdir nerelerdeydin? Biliyor musun, Bursa'daki şantiyedeydim. Aradım, yoktun. Telefonda biri... Ha, belki de Kemal'dir. Ama Bolu'daki çiftliğe geçmiştim. Hayır, anlatamadım galiba. Telefona çıkan seni hiç tanımıyor. Yeni biri o halde. Ne yapıyoruz? Birleşmemizle güçlü olacağımıza inanıyorum Tarık. Haklısın. Tamamen fikirlerimiz bir. Aşkımızı ebedileştirip seni mutlu kılmak arzusundayım. Mutlu olmak hakkımızdır. Birbirimizi tanıyalı çok olmadı ama. Babam da bu noktada... Demek anlattın. Babamdan hiçbir şeyimi saklayamam. Tamam ama çok erken. Peki ne dedi? Sadece... Ben anlatayım. Yeni iş tutmuş bir inşaat teknisyeninin kazancı yuva kurmamıza yeterli değildir. 3 kuruşla mutluluk olmaz. Babamı tanımıyorsun. Para sözcüğünü kullanmaz hiçbir zaman. Önemli olan tanışmak istemesi. Benimle mi? Evet. Bir babanın da en tabii hakkıdır herhalde. Öyle değil mi? Haklısın. Özür dilerim Ayşe. Hep kafama takılıyor da... Senin zenginliğin bizim mutluluğumuza engel olacak gibi geliyor bana. Lütfen bu konuyu açmayalım bir daha. Pekala. Yeterince konuşabildin mi? Tamamen değil. Üsteleme. Hem işimi düzenlerim bu ara. Anlaştık mı? Oldu. Seni seviyorum. Benim kadar mı? En az 2 misli canım. Kısa zamanda Mithat babamla tanışacağım. Bak yavrucuğum, beni yanlış anlama sakın. Gerekli konuları seninle tartışmak, münazarasını yapmak istemişimdir hep. Zaten birbirimizden pek gizlimiz olmamıştır sanırım. Neden olsun babacığım? Bu delikanlıyla karşılıklı... ne demiştin adını? Tarık. Bu ara kafam biraz dalgında. Anlıyorum babacığım, roman çalışmalarınız var. Ne diyordum ha? Tarık'la tanışıp etraflıca konuşmalıyım. Hem delikanlının yerini, yurdunu... Anlatmıştım ya. Çalıştığı yer mühim değil yavrum. Ailesini, memleketini bilmek isterim. Yani kimin nesi? Aslında Şahin'le. Neyse, sen bilirsin. Müsveddeler üzerinde yayın evi sahibiyle konuşacaktım da. Üzülme sakın. Bu konuda anlaşacağız. Anlayışsız bir adamsın zaten. Bize bakıyorlar Zuhal. Baksınlar da tanısınlar seni daha. Lütfen Zuhal, şımarıklığı bırak. Şimdi de kibarlık numarası mı? Sessiz ol, sakin kafayla konuşalım. Her şey bitti. Neyi konuşacağız? İyi canım, bittiyse bitti. Bir durum var. Ah,
Ayse! Yavrum bakayım, bir şey yok abicim. Yaşıyor. Tabii tabii, bakayım. Evet evet, bir şey yok, bayılmış sadece. Dur ben bir kalbini dinleyeyim. Ne yapıyorsun be cici abicim Allah aşkına? Nereye gidiyorsun ya abime? Şükürler olsun ki Allah'ıma, önemli bir şey yok kızım. Geçmiş olsun ablası. Doktor arıyor olmalı. Ne aksilik değil mi? 9 canlısın maşallah. Ama sen? Sahildeydik, tesadüf bu ya. Şansın varmış. Peki Zuhal? Ayrıldık tamamen. Zaten yürümez ki böyle peynir gemisi. Sahi kimdi o atlı be ablası? Arkadaş. Arkadaş, arkadaş. Yarış etmek nereden aklınıza geldi? Damarıma bastı. Acemi dedi bana. Doğru. Benim bildiğim çocukluğundan beri ata iyi binemezsin. Aslında ablam çok kral ata biniyor yani. Ben bile binemem böyle bilakis. Konkur kirpiklere girse kazanabilir. Böyle tık 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 diye giderlerken ondan sonra o atlı da yanında ilerliyorlar tık 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 18'in içine girmek üzereler derken penaltı oluyor. Ben ne anlatıyorum Allah aşkına abicim? Anladın değil mi? Yani evet. Şahin oğlum, kahve içmeyecek misin? Teşekkür ederim Mithat Bey amca. Baban bilmiyor değil mi? Sordu ama Zeki bir takım laflar yuvarladı işte. İyi, zamanı var. Biliyor musun, babanla bile tanışması kısmet olmadı. Hop, hop. Biliyor musun şu şeker gibi kız? Ha, ne dedin? Daldın yine, bana bak midemi çıkarıyorsun abi. Evet, sana da yeter, bana da. Yoksa püf noktaya mı parmak bastım abicim? Neler kıvırıyorsun gene? Hiç, severim çalkalamayı, huyum kurusun. Aysel ablam için söylüyorum be. Tamam, anladık. Hayır, başka bir şeyler hissettim de. Hadi yumurtla. Sana meyli var gibi bir şey. Abi, lüfer yandı, lüfer yandı, lüfer yandı. Kaç
Karınız elektriğe çarpılarak ölmüştü. Bu adli tıp raporunda da kesinleşmişti. Bütün bunlar tamam. Mesele cinayet aletini... Alet için belirli bir fikrimiz yoktu. Kömür veya tellerin alet gövdesine rapt edilmesiyle cereyanın vücuda geçirilmesi elde edilir ama... Aradığımız zanlının izi Almanya'dan dönen uçakta bulunmuştu. Fakat biliyorsunuz Yugoslavya üzerinde iki yolcu uçağa çarpmıştı. Ceset tespitinden sonra sizi arayacağım. Teşekkür ederim Fisali. Müsaadenizle. Galiba yeni romanımı beğendin. Aksine, tesirinden kurtulmaya çalışıyorum. Artık cinayete ait tek yazıyla dahi ilgilenmeyeceğim. İsabetli bir karar. Ne zaman uyandın? Ne vardı ki babacığım? Hiç. Sorup kızımla ilgilendiysem suç mu bu yani? Hayır, asla canım babacığım. Ben matbaaya kadar gideceğim. Arabayı alıyorum. İstersen ben götüreyim. Hem hava almış olurum ha? Olabilir yavrum. Fakat sürat tahdidi koyduğumuz sakın unutmayalım. Yemek güzeldi. Çok teşekkür ederim babacığım. Sözüm olur kızım. Aman kavşak var, lütfen yavaşla. Peki babacığım, ama yol boş. Dikkat et! İyi misin Ayşe? Komiser bey seninle konuşmak istiyor. Geçmiş olsun. Minibüsteki adamı gördünüz mü? Tanıyabildiniz mi? Sadece işaret edin yeter. Tanıdın değil mi Ayşe? Şoförü görebildin mi? Evet. Minibüste boş olarak bir uçurum dibinde bulunmuş Ayşe. Şoförü... Anlıyor bizi. Sizin tanıklığınız çok önemli. Ne güzel kızdın sen. Frankenstein olmuşsun. Gelmiştim. Korktum, gelme diyorum. Yapma. Ay. Anne! Cici abicim yetiş! Kurtar beni abi! Abi! Orman kaçkınları! Gel lan bakayım, gel! Al bir tane daha! Ulan merkez olmak ya! Abi, bu kıyafetle mi? Maymun herifler. Hafife alıyorsun be abicim. Goril bunlar, goril. İkidir sekiyor bu çekirgeler. Bu düdük bağlıyor her şeyi. Ha? Ne dedin? Ha? Yok bir şey. Düdük yedin değil mi? Hem evet hem hayır. Akıllı adamsın. Biraz zekiyim işte. Düdükle hareket ediyor bunlar, tamam. Düdüklü tencere, eşek soyları. Zevzekliği bırak. Kedi oğlalı bir fare tuttun, bozma şimdi. Bana bak, ya öbür tarafa da giderlerse? Aysel'e yani. Ha. Telefon etmeli. Eşekler gibi seviyor, hem de sırılsıklam. Uykuyu, yemeği aramaz artık, illa Aysel. Ne
Nasılsın Ayse? İç güvesinden hallice. Maşallah. Çok incesin. Teşekkür ederim. Doktor beyle konuştum. Artık yatağa yapışmana gerek kalmamış. Bana da bu sabah söylediler. O halde ne bekliyorsun? Komiser beye beraber gidecektik ya. Bu nokta çok önemli Aysel Hanım. Çok ani oldu komiser bey. Sürücü siz olduğunuza göre karşınızdakini muhakkak gördünüz. Hatırlayın lütfen. Tabii Aysel'cim, şoförü hatırlamalısın. Lütfen anla Şahin. Bembeyaz ölü bir yüz geliyor gözümün önüne hep. Bakın bu güzel işte. Demek ki direksiyonda bir şey gördünüz. Tabii efendim ama... Ölü görünenin yanında veyahut onun yerine bir başka kişiyi gördüğünüz muhakkak. O kimdi? Şey, evet, biri... Fakat inanın... Biraz düşünün, bulacaksınız. Bir adam, gözlüklü. Ama yok, imkansız. Babanız bu çarpışmada öldü Aysel Hanım, bu aklınızdan çıkmamalı. Cinayet! İmdat! Katil var! Katil! Evet, katil kim? Anneniz de öldürüldü. Öldürüldü mü? Evet. İmkansız! Elektriğe isteyerek tutulmadı. İntihar değil bu. Belki de katil aynı insan. İmkansız! Demek katili tanıyorsunuz. Hayır, nereden bilebilirim? İmkansız olduğunu nereden biliyorsunuz? Babamın yanındaydım. Nasıl olur? Viraja açık girdim mecburen. Sürat yapmıştım. Tamamen suç benim. Şimdilik bekleyebiliriz. Fakat hatırlayacağına inanıyorum. Haklısınız. İnsan psikolojisini iyi biliyorsunuz. Mesleğiniz tabii. Şoförü hatırlamalısınız kızım. Gelme! Gelme! Aysel! Aysel dur! Çabuk gidelim! Aysel! Aysel! Ay Allah! Dur taksi! Çabuk şu arabayı takip et! Anlayacağın kadın kısmına laf anlatılmaz kardeşim. Haklısınız beyim. Hele gençlere. Biraz daha çabuk lütfen. Trafikten hiç ceza yemedim. Niyetim de yok. Tamam. Şurada durun. İneceğim lütfen. Thank you.
The Topkapı Palace was founded by Murat Defoe. Evde bize olan saldırıyı da anlattın mı sen komisere? Sıra gelmedi pek. Şimdi şu turistlere burasını gezdirelim. Ölüm! Ölüm geliyor! Kendine gel abla, gelen giden yok, toparla. Nerede, kimse yok Aysel. Sana öyle gelmiş. İşte ölüm, orada duruyor. Aysel'i bırak markaya götür, birazdan tamam, gelir. Tamam, hadi gel. Gel! Canım, buraları benden iyi bilen çıkmaz, gel diyorum sana ablası, gel! En kral rehberi benim buranın, gel sen! Gel abla. Oo, insan artıkları, merhaba. Sen ha, ebedi yanmayan kömür. Evet, bu hafta sonu Çadır Tiyatrosu'nda. Başrollerde Fatma Çıkık, Ayhan Yıkık. Genç kadının aldatılmış kocası ölüm kılığında yavaş yavaş yaklaşıyordu. Sevgilisi genç kadına korku ve itirazla sarıldı. Ölüm geliyor, ölüm geliyor. Allah'ım korun bizi. Zeki. Abi. Abi, kurtulman için bırak dua... Bırak şu mavalları, korkmana sebep kalmadı Aysel. Topla kendini. Bizim doktor Ünal'dan telefonla randevu alıver. Netice ümitli mi Ünal Bey? Bir depresyon geçirdiği muhakkak. Hastaneden yeni çıktı. Fakat herhalde şu kaza meselesi... Tabii, bütün bunları göz önüne almak lazım. Zaten tesir altına girebilen bir bünyeye sahip. Anlıyorum. Otobüsü kaçırdık ama ayarladım abi. Aferin sana. Nerede? Neredesin canavar? Canavarlar, kan içerler. Canavar. Ailemi bölemezsin. Çek meydana. Gel. Tam sırası. Beni öldür. Bu matkabı bul. Motora elektrik veren bağlantıları avucuna. O zaman görürüz. Çek meydana! Canavar! Canavar! Çek meydana! Canavar!
Geberciğim suratlı herif. Miras yalnız benim olacak. Yalnız benim olacak. Hiç kimse kalmadı. Biz bizeyiz Ayşe. Bir rüya gördünüz sanırım. Önemli olan mücadele etmeniz. Size teskin edici bir iğne yaptım. Rahatça uyusun. Hay elinize sağlık doktor bey abiciğim. En iyisi buradan götürmek. Yani turistleri bırakacak mıyız? Dur biraz, 6 aylık. Anladığım kadarıyla Anadolu'ya gidiyorsunuz. Evet, İzmit'e. Evet, çok severiz de. Aysel Hanım'ı da götürün. Buna ihtiyacı var. Sabah sabah. Hadi ya, hazırız. Neredesiniz? Anladık, iyi ki hazırsınız. Zeki mi geldi? Öyle. Hazırlanıyorum şimdi. Nasıl oldu bu iş? Geliyorum, anlatırım. O Düşeş Cici abicim, üzümünü ye, bağını sorma, tamam mı? Bildim ama şaşkın bir sürücüdür o. İstersen sen kullan Cici abicim. Hepsi ayarlanmıştır, akordunu bile yaptım. Sözümden çıkmaz. O akorda yanlış bir vida takmışsan. Yani pamuk ipliğiyle bağlıysa, o zaman hayatımızın endişesi ne olacak? Olur mu hiç Cici abicim? Azıcık okus pokus rendi mi? Anlaşıldı. Şu valizleri alıver bakalım. Valizciklere bak. Sözümüzü yutacak değiliz ya. Galata'da hammallık yapsam daha az yük düşer şahsıma. Yani zatıma. Hadi gene bu sefer insanlık bizde kalsın. Hadi gene. Radyoda hamal var. Bu ne be? Çeki taşı gibi ne doldurmuş bunun içine ya? Biraz daha giysi alsaydım be ablacığım. Daha yok muydu? Şahin aldırtmadı. Şahin aldırtmamış. Pek düşüncelidir. Bir durum mu var Zeki? Aman abicim, durum olur mu sana hiç be? Sana durum işler mi abi? Gözünün yağını yiyeyim. Durum olsa olsa bize olur. Şu halimize bak, Galata hammallarına döndük ya. Aman değmesin yavruya. Hoş geldiniz. Tanıştır abicim kendini, tanıştır hadi. Ben Peri. Bendeniz Şahin. Efendim tanıştırayım, bu da arkadaşım Aysel. Merasimi uzatma ya. Hadi. Ya doğru ya, tamam gır gır geçiyoruz ha. Bana bak, ne diyecektim, biraz öteye doğru teşekkür. Bir dakika, abim çok güzel araba kullanır. Ya! Dursun, geç sen Anadolu'yu. Ah çocukluğumu hatırladım cicim. Abla diyecektim abla. Hayır efendim, bize anlatmayacak mısın? Ücrete tabidir anam. Hayır, biz de bilmediklerimizi öğrenirdik. Nerelerdeyiz? Ben de niye istiyorsunuz diyecektim. Tabii, neden olmasın? Bakın. Meşhur kumandan Anibal'in mezarı buradadır. Şu gördüğünüz selvilerin altındadır. Bu tarafta gördüğünüz ve bu şahane otoyolumuza paralel yolsa, tarihte okuduğumuz İpek yoludur. Asırlar boyu kervanların Hindistan'dan İstanbul'a baharat, kadife, ipek taşıdıkları yol. Bir zamanlar büyük deve kervanları buradan İstanbul'a ilerlermiş. Bilmem anımsayabildiniz mi? Ben görüyorum, işte ileride develer var. Ama şimdi taşımacılıkta kullanıyorlar. Şu görünen kervan köprüsü yüzyıllar öncesinden beri sapasağlam kalmış günümüze dek. Deniz kenarındaki görünen eski Hisar Kalesi'dir.
aşk yarası mı? Yüzünü solduran, genç yaşta seni hayata küstüren. Aşk yarası mı? Yüzünü solduran, genç yaşta seni hayata küstüren. Kimdir elini kolunu bağlayan? Bir roh demeyi kimdir sana çok seven? Ben turizm bürosuna gidiyorum. Hanımlara dikkat etsek. Bit tabii abici, bit tabii. Niye sanki uçuyoruz? Yoksa rallide miyiz kuzum? Ekmek davası anam. Of, ter içindeyim, bir çare. Ben doktor değilim ablası. Buna ihtiyacım var. Size ihtiyacımız olduğu sırada... Bir defa otobüsü kaçırdıysak dünya yerinden oynamadı ya Ekrem abi. Hiçbir zaman gecikme olmayacağını bilmelisin. Turist bekletilemez. Bunu bilirim herhalde. Bekletmeyip yola çıkar mısınız ayrıca? Nerede yetişebilirim? Giriniz. Buyurun. 10 gün sonra gelecek turist kafilesinin program dosyası. Teşekkür ederim. Size gelince Şahin Bey. Mutluluk. Gidelim. Gidelim istemiyorum. Gidelim buradan. Oldu mu ya be ablası? İsrarla getirdin bizi buraya. Şişt, bana bak, buldun mu turistleri ya? Kaçırdık sayende. He? Şu kulaklarını yıkatsan iyi olacak. O niye? İzmit değil, İznik'miş. Tüh be, hay Allah. Acele Allah. Edelim, Yalova kaplıcalarına devam. Turizm müdürüyle olan randevuma gidiyorum. Rehber Cemil'den haber çıktığında bana bağlatınız. Baş üstüne efendim. Affedersiniz küçük hanım. Bir arkadaşımı soracaktım. Şahin, rehberdir kendisi. Bir saat kadar önce Yalova'ya hareket etti. Şanslıyımdır zaten. Seni bulmasam muhakkak... Fakat ben... Biliyorum, küçük hanım. Çok süratli gitmiyor muyuz? Senin gibi kullanmıyorum ya. Turistleri bulunca ancak rahatlayacağım. Otomobilimi ben kullanabilir miyim? Düzlüğe inince Perihan. Senin ralici olduğunu anlayamadılar cicim hanım. İpis herif! İç soyu it! Gene o! Kim o? Tarık! Tarık dediğin kel miydi? Nekeli! Yahu nekeli var mı? Adamın kafası mermer gibiydi. Ah şekerim, kusuruna bakma abisi, ne yapsın, kafasına güneş geçti yavrum. Böyle birini tanıyor musunuz? Bilmiyorum ama Şahin'i arayan bir arkadaşı geldi. Arkadaşı geldi demek. Uzun boylu, yapılı. Ne zaman? 2 saat oluyor efendim. Teşekkür ederim. Ah!
Arabamın atları de, hemen de arabamın atları de. Aferin yavrularım, hadi kuzularım, tontonlarım, yavrularım benim. Çek, çek aman da, çek Mahmud'um çek. Arabamın atları de, hemen de. Hadi oğlum, hadi çeksene oğlum, çek bakayım hadi çabuk. Karga gidi ödüp durma orada be, o kadar kolaysa gel de kendin çek. Sadrazamın torunu gibi kurulmuşsun, ödüp duruyorsun orada. Hadi hadi, gırgırı bırak, hani hammalların kralıydın, babanın zenginliği para etmez oğlum, çek bakalım. Hadi kızlar, biraz dayanın. Şu yokuşun başına geldik mi? Tamam, gayret. Hadi bakayım, hadi bütün yükü bana bırakmayın be. Hadi, gayret. Dur ticareti, duramam imkansız. Dur ticaretin tavanları bindi. Öst öst. Bırak da nefes alsın kız. Çivi mi söküyorsun? Bademcik ameliyatı mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne oluyor be Cici abicim? Bu pansiyonu sevmeye başlamıştım. Yoksa ani bir saldırı falan mı var? Biliyoruz. Cemil turistleri Bursa'ya götürmüş. Ha? Vakit tamam. Aysel ölmeli, paramparça olmalı, hayatı sönmeli, yanımdakiler de, ben tek kalmalıyım. Hop, cumurlap! Cemil'i bulurum, kızlarla kal sen. Alır, alır. Zaten bekçilik ücreti alacağım ayrıca. Yine eşek pazarında satıldık be. Anlayamadım. Anlayamadım. Anlatırım anam ama burası yeri değil. Onu da anlatacağım yavrum. Anlatacağım anam, anlatacağım. Burada anlatan anam. Okey. Cemil! Cemil! Nihayet gelebildin abi. Programı değiştirmeseydin. Turistler arzuladı abi. İkna etmeliydin. Turistlerin arasında bulacağıma inanıyorum. Kıyafet değiştirirsek iyi olur. Evet, iyi olur. Çok sağlam yapılmış. Ve ince işlenmiş sanat şaheseri. Ne güzel çiniler bunlar. İnsana huzur veriyor. Fakat anlayamadığım bir şey var. O devirde vinç yok, çimento yok. Yani imkanlar kısıtlı. Nasıl yapabilmişler? Türk insanının inancı. Unutmayın, Fatih Sultan Mehmet, Halice kalyonları indirip İstanbul'u Müslümanlığın başkenti yaptı ya! Doğru. Şahane ovaya hakim kurulmuş yeşil türbe. Hey çocuklar!
Teleferik var burada. Ah, Bursa'yı yukarıdan görmeyi. Hop hop hop, iş çıkarmayın bana ha. Gözünü sevdiğimin vatanı, şu güzelliğe bak! Hadi çocuklar! Nihayet karşılaştık seninle, boşuna intihar etmeni bekledim! Bırak beni! Bırak kızı, hareket et! Yürü! Kolumu aşıklıyorsun! Yürü dedim sana! Bırak beni! Nerede o her gün o? Nerede o? Abi! Allah kahretsin! Cani herif! Yardım bulmalıyız! Hadi gel gidelim! Hadi! Nerede polis bulabiliriz acaba? Polis! Buyurun be! Anlatsana! Gel. Yavaş gel, düşersin. Gel bu tarafa. Zırılama be!
yalvarırım bırak. Bu işin sonu gelmeli, yürü! Buradan hadi! Peşimden gelen var, temizleyin. Yürü. Hoppa! Vay odun kafalılar, kereste müdürleri. Yontulmamış hıyarlar, selam size. Oradalar. Sen götür bunları. Bakma gözün yaşına. Bilirsen gel de sen vur. Ben bugün gelemem, üstünüze afiyet, kırıklığım var. Yaşa! Şöyle. Eşşoğlu beşlikler. Ay, takım yeter. Ez. Sırası var, sabret. Ben olsam bir çekme tamam. Yav ye. Tutma be.
Tamam, film kopuyor abi şimdi dayan. Bastır hadi abi. Görmüyor musun? Herif doymuyor ki dayak yemeye. Beş kişi olur, beş kişi. Öyle neydi derdin? Konuş! Dur Şahin! Dur dedim! Sen geç, geç şöyle. Sen gel bakalım buraya, gel. Peki ne istedin Aysel'den? Sözlümdü o. Yok daha neler, sözlüsüymüş. Neymiş bu adamın derdi? Hı? Komiser bey bilir ancak. Tamam, her şey bitti kızım. Kendine gel. Tarık ve Aysel Hanım amca çocuklarıdır. Aile arasında miras meselesi var senelerdir. Amcanın denizde boğulması, Aysel'in annesinin elektriğe tutulması, Mithat Bey'in ölümü birer cinayetti. Hepsinde de Tarık vardı. Zira aile mirastan reddetmişti kendisini. Küçüklüğünde Avrupa'ya okula gönderilmişti. Katil, canavar, hayvan herif! Sakin ol, kendine gel kızım. Ne istedin babamdan, ne istedin? Kendine gel! Ölümü hak etmişti. Miras sadece senin olamaz. Üzme artık kendimi. Her şey bitti. Hepimize geçmiş olsun. Peki, anlayamadığım bir şey var. Hem sözlü hem tanımıyor. Ya sen de bağla be kardeşim. Çocukken ayrılmışlar. Aa, sahi. Aha, bunu kutlamalıyız çocuklar. Doğru, sonra da... Önce Cemil'i bulup işimi bitirmeliyim. Sonra bizim sahil gezimiz başlıyor. İsterseniz katılırsınız. Tamam mı? Aa, anca beraber, kanca beraber. Aa, ben sizi bırakamam artık. Anlaşıldı. Balayı başlıyor.